Seferde ikinci gün arkadaşlar, bir başka ulusal parka geldik, Ngorongoro diye. Burada yol kenarında geçerken rastgele bir zürafa gördük. Yola sadece 15 metre. Daha önce uzaktan görmüştük ama bayağı yakın, doğal ortamında yakından keşfetme imkanı bulduk. Az önceki noktadan biraz daha ilerledik arkadaşlar. Ve burada 3 tane daha var ve arkada zebralar var, görebiliyor musunuz? Daha önce zebra ve zürafaları bu kadar yakından görebilme imkanına kavuşamamıştık. Ama şu an burada en az 6-7 tane zebra var yani. Deve ile aynı familyadan arkadaşlar. O yüzden kafaları çok benziyor deveye. Bu tabi çok büyük bir zürafa değil. Daha genç olsa gerek. Şimdi diğer gördüklerimizin boyu çok daha büyüktü. Onların en tehlikeli anı su içerken. Şimdi su içerken dizlerini kırmaması gerekiyor. Kırarsa başka hayvanları yem olabiliyor. 3-4 tane aslan, zebra, kaplan onlara saldırabilir. O yüzden bacakları yanlara doğru bükerek uçuyor. Bu da onun en zayıf olduğu noktası. Bakın onlarca var. Şuradan ileri kadar bir tane siyah yavrusunu emziriyor. Siyah beyaz. Tam bir Beşiktaş destekçisi. Evet, bizon, impala ve zebralar karışık halde geziyorlar arkadaşlar. Şu an savanların tam merkezindeyiz. Şu gördüğünüz siyahlıkların hepsi hayvan. Yani binlerce. Böyle bir alan. Doğrudan et kaynağı herhalde Türkiye'de olsa bir günde kuruturlardı. Ama bak kavga ediyorlar orada ha. Boynuzları çarpıştırıyorlar. Evet, yeni iki hayvan daha keşfettik arkadaşlar. Bakın akbabalar ve kartallar var. Şurada da önde impala var. Yukarıda da dolaşıyor gökyüzünde kartal. Şu ağacın üzerinde iki tane kartal var şu ileride. Bak bir tane daha geliyor. Ne kadar büyük olduğunu görebilirsiniz. Kanatları falan. Oo, tamam abi, burayı leş kargaları sarmış ya. Oo, nasıl süzülüyor ha. Abi normal hayatta bak göremezsiniz öyle, iyi bak. Kartal. Evet, hayvanların bolluğu buradan daha çok belli oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz tüm siyahlıkların hepsi hayvan. Sağlı sollu her yerde. Bir de bakın aslında yol ortalarında, yol kenarlarında bile var. Ancak önde bir tane araç geçtiği için. Ailesi bulduk, bakın yürüyor orada. Çamurda kaç tane var bakın arabaların önünde. Of, kocaman ya. Bu ne abi? Evet, şimdi buradan çıkacaklar inşallah. Evet, koşuyorlar oradan. Aslan ailesine denk geldi arkadaşlar, bakın. Savanlarda yağışlı dönem, şu an inanılmaz bir yağış başladı. Evet, burada çok araç var arkadaşlar. Şu an bataklık çamurun içindeyiz çünkü yağış sezon burası, yazın kupkuru oluyor. Burada türünün ne olduğunu bilmediğim kuşlar var. Bilenler yorumlara yazabilirler. Burada bakın aslanlar hala oynaşıyor ileride. Gördüğünüz yere. Aa, bu kameradan biraz zor görünüyor olabilir, kamerada zoom yok. Evet, biraz on saat izleyelim. Çapraz çapraz gidiyor aracı o. Oo, orası bayağı çukurlaşmış ya. Diferansiyel kilidini açmış, bütün tekerler aynı anda dönüyor. Yoksa ilerleyemez. Evet, impalalar arkadaşlar. Bayağı bir. Bunlar dişi, bunlar erkek herhalde ya. Ya da bunlar yavrular mı acaba? Bu kadar yavrular mı? Bak tuvaletini yapıyor. Dişi impala şu anda. maşallah, ne bitmezmiş ya. Şurada boynuzlusu var arkadaşlar impalanın. Şurada boynuzlu olmayan. Şu arkadaki ağaçların güzelliği ya. Neden kaldı bunlara? This is male ya. Boynuzlu olduğu için erkek. Diğerleri dişi. Evet, savanların merkezinde yağışlı bir dönemde arkadaşlar safari turundayız. Off-road gibi düşünebiliriz. Hem off-road hem safari.
Evet arkadaşlar, çok güzel bir yere geldik. Şimdi savanların ortasında, vahşi yaşamın ortasında, bakın ağaçta kuşları görebilirsiniz. Türün ne olduğunu bilmiyorum. Çok güzel bir yere çadır kampı yapmaya geldik. Yani dünyanın en vahşi alanının içerisinde çadır kampı yapmadık demeyeceğiz. O yüzden hemen içeri gireyim, size çadırları göstereyim, çadırları tanıtayım. Bizimkiler de orada. Evet. Şimdi şöyle dışarıda oturmalık, çay içmelik bir alanımız var. Böyle içeride oturaklarımız, şöyle bir yatağımız var, pencereler, bunlar falan hepsi kapanıyor. Arkadaşlar ayakkabıyla geziyoruz içeride. Yani isteğe bağlı ama ben ayakkabıyla tercih ediyorum. Şurada lavabomuz var. Burada da yine dışa bakan bir pencere. Burada banyomuz var arkadaşlar. Sürekli sıcak su var. Görünüyor mu bilmiyorum. Tam görünmüyor herhalde. Şurada da lavabo var. Klozet tarzında. O şekilde gayet çadır kampı için ideal bir ortam. Evet, benim çadırım burası. Arkadaşlar bakın, hemen şurada bir impala var. Bak gördünüz mü şu ağacın hemen şurada, tam parmağımın ucunda. Orada bir impala var. İsterseniz yanına gideyim. Yakından daha net görebilirsiniz. Hah, şurada da var bir tane. Bak bir tanesi koşuyor. Uuu, nasıl kaçıyorlar. Şimdi çadırı yatmaya hazırlıyorum. Şu brandaları kapatıyorum arkadaşlar. Dışarıdan görünmesin diye. Sonra da cibinliği kapatacağım. Onları da kapattık mı tamamdır. O da uyumaya hazır. Öyle. O zaman sabaha görüşürüz. Evet, saat sabah 7 sular arkadaşlar. Uyandım. Çadırım burası. Bakın orada çok güzel kuşlar var yerde. Masmavi, rengarenk. Şu daha çadırın ilerisinde bir tane impala vardı. Az önce buradan yürüyerek geçti. Hani hakikaten doğal yaşamın içerisinde kamp yapacaksınız dediklerinde pek inanmamıştım ama hakikaten öyle. Bakın şurada da 3 tane impala vardı eğer duruyorsa. Evet, orada duruyor. 1, 2, 3. Evet, şu an beni gördüler. Bana bakıyorlar. Fark edebiliyor musunuz bilmiyorum. Evet bak, koşmaya başladılar. Diğerleri de kaçıyor. Şimdi buradan çıkacak. Bak 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 bak, nasıl koşuyor. Abi inanılmaz güzel ya. Evet, diğer tarafa doğru kaçtı. Bakalım. Dedigidik diye bir hayvan var. Boynuzsuz, bunlara benziyor. Evet, şurada da bir balon uçuşu var arkadaşlar. Bak önünüzde iki tane impala var. Çadırın önünde, gördünüz mü? Ben gelmiyorum kaçmasın diye de, bakacaksanız bakın. Ya evet, çok güzel kuşlar ötüyor. Gece boyunca hiç susmadılar. Resmen şölen sundular ya. Antilopmuş bunların adı. Öğrenmiş olduk. Ya da Afrika antilopu. Aa, çok. Arazide gezinmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Şu anda tüm şoförler, safari şoförleri seferber olmuş durumda. Bir tanesi çita görmüş. Birbirleriyle zaten sürekli telsizde konuşuyorlar. Şuraya gelin, buraya gelin diye. Şu an bütün araçlar burada. Yakınlarda bir yerde herhalde çita var. Böyle aracın tepesinde şu şekilde geziyoruz. Gördünüz mü? Evet, evet. Nerede? Şu arabanın önümüzdeki arabanın. Aa, işte. Evet. Oo, çita arkadaşlar bakın. Evet, daha iyi görebilmeniz açısıyla arkadaşlar şoförümüz şu an daha yakın bir yere geldi. Çita şu an hemen önümüzde duruyor. Yatıyor birkaç metre önümüzde.
Evet, kendisi dünyanın en hızlı koşan kara hayvanı oluyor. 140 km hızla koşup avını rahatlıkla yakalayabiliyor. Görülmesi en zor hayvanlardan bir tanesi bu alanda. Diğerlerini bulmak daha kolay çünkü aslanlar ailece geziyor demiştik. Bu tek başına gezdiği için bulmak biraz daha zor. Bütün şoförler telsizlerle işte haberleşti ve buldu. Bakın bütün araçlar burada. Az önce çadırda kamp yaptığımız. Birkaç kilometre yolculuktan sonra şimdi başka bir çitaların olduğu yere geldik. Bu arada çok sinek var. Hemen göstereyim, bakın 1, 2 ve arkasında var 3. Üçü de orada yatıyor. Bakın burada fotoğraf çekiyorlar. Diğer turistler, diğer safer araçları, diğerleri de oradan haber aldılar. Hemen geliyorlar. Böyle. Evet, dürbünle de baktık arkadaşlar. Neredeyse gözlerinin içine kadar girdik. Şimdi çok yakındayız. Oh, daha kaç tane araç geliyor. Evet arkadaşlar, benim çok merak ettiğim bir konu vardı. Onu belgesellerden öğrenemiyordum. Şimdi bu yırtıcı hayvanın etrafında, bu vahşi hayvanın en yakın hayvan ne kadar uzaklıkta? Şimdi onu söyleyeceğim. Çünkü belgesellerde bu anlaşılmıyor. Şimdi bir göz tahmini yapıyorum. Bir kerteriz alıyorum. Arkalarda yok. Şu an en yakın 700-800 metre ileride. Kuşları falan saymazsak tam 700-800 metre ileride. Evet, şimdi daha yakın bir noktadayız arkadaşlar. Bakın çıtalar net bir şekilde görünüyor ve biri ayağa kalktı. Onları sürekli bir yerlerine oynatıyorlar sineklerden dolayı. Kulak, kuyruk. Şimdi yağış sezon olduğu için çok fazla yağmur yağıyor buralara. Hemen hemen her gün yağmur yağıyor. O yüzden otlar yeşeriyor. Tabii haliyle sinek falan da yapıyor. Tabii yaz geldiğinde ise bu savanların hepsi sarıya dönecek. Ve hayvanlar da otlak bulamadığı için daha otlakların olduğu yerlere göç edecek. Ona da büyük göç deniyor zaten. O belgesellerde en çok çekilen alan o. Timsahlar ayrı bir yerden, aslanlar, çitalar, kaplanlar ayrı bir yerden avlıyor. Evet, kendisi harekete geçti. Yürüyor. Vay be, süper ya. Evet, 3 tane çıtanın arkadaşlar şu anda ava gittiğini düşünüyoruz. Hani demişim ya, aralarında böyle 1 kilometre fark var. Şu an 400 metreye kadar indi yani. Şöyle baktığınızda hemen şu ağaçların altından itibaren sürü başlıyor. Ve tabii böyle yata yata ilerliyorlar herhalde dikkat çekmemek adına. Şu arkaya bak, Ceylo. Evet, alanı terk ediyoruz arkadaşlar. Ne kadar çok hayvan var. Çıtaların ilerisinde görebilirsiniz. Bu da başı hayvan. Sanki kurban pazarı. Zebralarla karışık geziyorlar. Zürafa o kadar çok yok ama. Aslan gördük arkadaşlar. Nerede? Bakın şurada. Tam parmağımın olduğu yer. Az önceki çıtalardan böyle bir 2 kilometre falan geldik. Ve aslan bize doğru yürüyor şu an. Güzel bir noktaya geldik. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şu anda harika bir an. Bakın. Aslanla bayağı yakın yakına yürüyoruz. Sonunda gördük nihayet. Aman Allah, şu büyüklüğe bak ya. Süper ya. Abi çok iyi ya. Evet, şimdi yavruları gördük arkadaşlar. Bakın şu
otların içerisinde. Ve çok güzel kuş yuvaları var ağaçta. Böyle aşağı doğru sarkmış sapsarı kuşlar barınıyor. Az önce tabii kafayı kaldırıp baktıydı ama şu an görünmüyor. Yanlarında da annesi var. Şu otlardan geliyor değil mi? Evet, herhalde arkadaşlar bir aslana bundan daha fazla yakın olamayız. Yani hemen 1 metre önümüzde şu an aslan otların arasında yatıyor. Sineklerin içerisinde. Abi şu dişlere bak ya. Köpek dişleri. Valla işaret parmağımın uzunluğunda. Evet, her yer impala. Şöyle. Burada zebralar var. Evet, safari şartlarında yolculuk zorlu arkadaşlar. Bakın araç kaldı. Diğeri kurtarmaya çalışacak. Şurada da ileride flamingolar var. Onları gözlemliyorlar orada, araç dolu. Benim hiç dikkatimi çekmedi çünkü Deniz'de evin önünde her gün flamingo var gölde. Arkadaşlar bir tane de aslan gördük ağacın tam tepesinde. Telsizler susmuyor. Hepsi şimdi diğerlerine haber veriyor. Diğerlerine hepsi doluşacak buraya. Ağaca kadar da çıkmış yer, bu yerlerin dediği adla Senna ağacı, Sena ağacı mı? Öyle diyorlar ama bilmiyorum yani. Türkçesini internet çekti bir yerde araştıracağım. Yani bugün hakikaten aslana doyduk. Her yerde aslan kaplan. Ve oradan bizim arabaya atlasa çok rahatlıkla atlar yani. Ben de ona bakıyorum. İnşallah toktur diye dua ediyoruz. Ay o değil de şu kok. Evet, burada da yeni yeni yuva kuran sarı kuşlar var arkadaşlar, bakın. Kaç tane. Evet, ilk kez bu kadar zürafayı görüyoruz arkadaşlar. Daha önce bir seyrek seyrek görmüştük. Şurada var bir 6-7 tane. Burada var bir 15 tane. En uzunda şu an bize en yakın olan. Evet, yolda bir başka yer daha denk geldi arkadaşlar. Bakın bayağı bir zürafa. Yeşilliklerin arasında dolanıyorlar. Aralarında çok küçük olan var. Hatta belki daha yeni doğmuş. Oğlum göbeğine bir şey mi takılmış yoksa daha göbek bağı mı duruyor ha? Tam göbek bağı kuruyor, daha yeni kuruyor herhalde. Evet arkadaşlar, otelde 3 gündür arabada olan meyveyi nihayet kesme fırsatı bulduk. Çünkü bir türlü acıkmadık, sürekli akşam yemeği, öğle yemeği, kahvaltı derken. Ve bu jackfruit arkadaşlar, jack meyvesi. Dünyanın en büyük meyvelerinden bir tanesi. Şu gördüğünüz çekirdekleri, tohumları, şu sarı olan yerler yeniyor. Ve bunu keserken ellerimize yağ sürmek gerekiyormuş. Çünkü böyle silikon gibi böyle bir yapısı var. Yıkayınca bile gitmiyor. Öyle dedi yani. Ama elimi değdirmeden kesmeye çalıştım.
Bu tabii küçük olanın çok daha büyük olanları oluyor. Böyle 80 kilo, 90 kilo, 100 kilo geçenleri de oluyor. Arkadaşlar en sevdiğim meyvelerden bir tanesi. Tropikal meyvelerden. O yüzden karşınıza çıkarsa muhakkak deneyin derim. Evet arkadaşlar, Norongoro Dağı'nın kraterine geldik. Burası aslında bir yanardağ, ancak sönmüş bir yanardağ. Yanardağın ağzı da böyle gölle kaplanmış. Bulutlar kaplıyor şu an etrafına. Savan ikliminde yer alan bir yer. Şu an yağışlı sezondayız. 6 ay boyunca yağışlı oluyor. 6 ay boyunca da yağışsız oluyor. Yani 6 ay ekvatoral iklim etkiliyken 6 ay da çöl iklimi etkili oluyor ve yağış düşmüyor. Mesela Haziran'dan sonra buraya hiç yağış düşmeyecek. Ben özellikle şoföre hani tecrübesel olarak da sordum. Dedim o 6 ay boyunca bir damla bile yağış düşmüyor mu dedim. Evet, hiçbir gün yağmur yağmıyor dedi. Yani hiç düşmüyor dedi. Ama sonraki 6 ayda hemen hemen her gün yağışlı. Çünkü tam tropikal alanla iklimle ekvatoral iklim, yani çöl iklimi arasında geçiş iklimi. Ondan dolayı her iki iklim şartları da 6'şar ay boyunca etkili oluyor. Burada görme imkanımızın yüksek olduğu hayvan gergedan. İnşallah görebiliriz. Yağış sezonunda görme imkanımız daha fazla diyor. Şimdi yağış sezondayız zaten. Geçen ay başladı yağış sezon. O yüzden inşallah görmeyi ümit ediyoruz. Görürsem sizlere de göstereceğim. Bakın başka kamp safari araçları da geldi buraya. Evet, bir de buranın konuştuğu dil arkadaşlar Swahili dili. Swahili dili Arapça sahilden geliyor. Yani sahilde konuşulan dil. O yüzden Doğu Afrika'nın sahillerinde 7-8 ülkenin ortaklaşa konuştuğu bir dil aynı zamanda. Buradaki yerlilerin ağzında misvak gördüm arkadaşlar. Bizde de misvakla dişlerin temizlenmesi sünnet biliyorsunuz. Ve onun misvak mı olduğunu söyledim. Bizdeki adının misvak olduğunu söyledim. Onlar da kendi dillerinde zaten misvak diş fırçalamak demekmiş. Onların dillerine o şekilde yerleşmiş. Oldukça şaşırmıştım. Sizinle de paylaşayım dedim. Şurada çok güzel arkadaşlar kaktüs var. Yani aslında kökü ağaç ama sonra kaktüsleşiyor. Bakın şurada da var. Şurada daha büyüğü var. Gördüğünüz gibi şu arkada daha da büyüğü var. Şimdi biraz sonra kratere ineceğiz arkadaşlar. Zaten orada diğer araçları da görmek mümkün. Evet arkadaşlar, şimdi krater gölüne inmeye başladık. Bayağı bir yol ineceğiz şimdi. Daha aşağı zemine kadar bayağı dik yamaçlarda iniyoruz. Şöyle görebilirsiniz. Hava manzara hakikaten çok güzel. Daha önce hiç savan ikliminde bulunmamıştım. Dolayısıyla buradaki bitki örtüleri falan çok farklı. Ekvatoral iklimle alakası yok. Çok yeşillik olması bakımından benziyor ama tür çeşitliliği bambaşka. O yüzden farklı iklimde olan yerleri gezmeyi her zaman çok sevmişimdir. Çünkü farklı bir iklimdeki yerlerde insan ırkı farklı oluyor. Onların giyimleri, kuşamları farklı oluyor. Mevsim farklı oluyor. Ondan sonra kendin bir kere farklı bir mevsime girmiş oluyorsun. Onun ayrı bir heyecanı oluyor. Yiyecekler, içecekler, kültür, giyim, kuşam, her şey değişik olunca yani insan hakikaten çıktığı tatilin, gezinin tadını o zaman çıkarıyor yani. Evet, Yanardağ kraterine geldik arkadaşlar. Şu an aslan gördük. Tam parmağımın olduğu noktada ilerliyor. Tabii bayağı uzak, arada 300-400 metre mesafe var. Buradan tam görünmüyor olabilir. Şu an bak geri döndü aslan. Kilometrelerce geldik. Yani bitmiyor. Farklı farklı kuşlar, yani türünü bilmediğimiz o kadar çok canlı görüyoruz ki. Yani önce belgesellerde görsek bunu burada. Karakoç
Büyük ya, şu geyiğe bak. Evet arkadaşlar, geyik midir nedir, önümüzde ördekler de var, bilmiyoruz. Bak ileriye doğru kaçtı, acayip büyük bir şey ya. Evet, gergeden ararken arkadaşlar hipopotam bulduk. Bakın T orada. 4-5 tane var. Suyun içinde yatıyorlar. Zaten suda olmayı çok seviyorlar. Doğal yaşam alanları zaten su, ancak karada da yaşayabiliyor. Aslan da gördük şurada 3-4 tane. Az önce kafayı kaldırdı ama şimdi tekrar daldı uykuya. 4 tane birden yan yana uyuyor ama şu an buradan sadece bir tanesi görünüyor. O da şurada hemen. Evet arkadaşlar, şu an Arat çok kenara geldi. Devrildi, devrilecek. Ve aslanlara çok yakınız. Araçtan da inemiyoruz. Araç da olduğu yerde kaldı. Ne olacak bilmiyorum. Bizi itiyor arkadaşlar. O şekilde çıktık sayılır. Evet. Gayet kolay kurtulduk. Yani şöyle, unutulmaz maceramız oldu. Yani aslanların yanında araç devriliyordu neredeyse. Aslanların yanında. Aslanların yanında kaldık. Şey, bir de hepimize birer tane aslan var. Acaba kim hayatta kalacaktı? Ay bir yengi. Ay çok korktum. Araba gidiyor. Enes bir canlı yayında kızlar. Good adventure. Kaskazin adventure. Good. Bir de kızlar yayında. Yeah, this is adventure and I love it. But Bibi almost died from scared. Ay çok güzel ama bir anı oldu. Evet, burada da bufalolar var arkadaşlar. Aralarda bir sürü beyaz kuş var. Evet, bir başka alana geldik arkadaşlar. 6 tane aslan var. Bak bir tanesi kalktı. Onun yanında da 2 tane var. Şurada da 3 tane var. Görüyorsunuz. Savanların içerisinde saklanıyor, otlakların arasına. İleride de çok büyük sürü var arkadaşlar. Yani şu an zaten yağışlı dönemde bir aslanın av bulamaması çok zor. Yani otlakların içerisinde duruyor zaten. Evet, şu an 9 tane aslan var arkadaşlar. Başka bir alana geldik. Aslan görmedik değil mi? Bu büyük olan zaten çevreyi gözlemliyor. Diğerlerde az önce bir kamyon geçti. Ondan sesten irkildiler. Kafaları kaldırdılar. Şuradakilerin bayağı birisi genç. 5-6 tane genç var aralarında. Evet arkadaşlar, yolun kenarında 2 tane de aslan gördük şimdi. Bak bir tanesi kalktı hatta ya. Evet, bir tane hipopotam gördük arkadaşlar. Şurada ilerliyor. Buraya kadar geldi. Ne olduğuna bir baktı. Kafayı çevirdi. Şimdi geri gidiyor. Evet, son göreceğimiz hayvanı da görüyoruz arkadaşlar. Bakın tam şurada bir gergedan var. Buradan görmek tabi biraz zor. GoPro ile yakınlaştırabilirim. Yani başka görmediğimiz pek bir vahşi hayvan kalmadı diyebilirim. Evet arkadaşlar, hipopotamların olduğu yere geldik. Ve ağaca bakın, yüzlerce kuş yuvası. Böyle bir şey yok. Her yer kuş yuvası. Hemen önümüzde, birkaç metre önümüzde hipopotamlar var. Bağırıyor, böğürüyor, püskürtüyor. Süper ya. Evet, şurada da var bir sürü. Harika ya. Evet, onlardan çok fazla korkmuyoruz. Çünkü otla besleniyorlar. Ama kızdırırsak hakikaten gelip saldırabilirler yani. Böyle bir ihtimal var. Şu anda bayağı yakındalar yani. Acayip yakındalar. Şöyle. Yakından görebilirsiniz hipopotamları. Yes.
Evet arkadaşlar, gergedana en yakın noktadayız şu anda. Bakın tam şu parmağımın olduğu yerde. Ve arkasında da 5 tane sırtlan var. Gergedan otla besleniyor. Ve gergedan şu an buradaki görülmesi en zor hayvan olduğu için. Bakın bütün kuyruklar burada. Bu tarafta diğer tarafa da doğru kuyruk var. En büyük kara hayvanlarından bir tanesi gergedan. Sırtlanları da görmekle birlikte artık görmeyi hedeflediğimiz başka bir hayvan kalmadı diyebiliriz. Masai köyüne geldik arkadaşlar. Burada Masai'ler var. Böyle oturuyor, görebilirsiniz. Amacımız çarkı felek meyvesi bulmak. Çünkü geçen vardı. Bitti. Şimdi başka bir tane bulmak istiyoruz. Bakalım bulabilecek miyiz? Muz gibi meyvelerden çok görüyoruz ama başka meyvelerden yok. Burada bilardo oynuyorlar. Şöyle burada yerel giyinimli bir kadın var. Kulaklar hemen hepsinin delik. Burada oturuyorlar. Biri bebek bakıyor böyle. Yerel Afrika'nın içindeyiz arkadaşlar. Yerli kabilelerin içindeyiz. Onların kurulmuş bir pazarı var. Buradayız. Bizden başka hiçbir beyaz yok ha? Tamam. Ha aynen ya. Evet. Evet, neler satılıyor bir bakacağız. Domates var, tatlı patates var. Efendime söyleyeyim. Fıstık mı bu? Fasulye var. Maş fasulye, mercimek. Jumbo, jumbo. Evet, şu an yerel kabilelerin içindeyiz arkadaşlar. Kulaklarda hep şey var böyle, bayağı bir oldukça küpe var. Bizim amacımız burada meyve bulmak da çok da bulamıyoruz ya. Nasıl olacak? Evet, burada bayağı bir muz var arkadaşlar. Bayağı bir. Oo, güzel et koktu be. Mangal koktu valla. Evet, tatlı patatesler falan. Afrika pazarından bayağı bir çarkı felek aldım, buldum sonunda. Çok bulunmuyor, çok sevdiğim bir meyve. O yüzden görürseniz muhakkak deneyin. Bakın burada da var bir sürü ananas. Bu taraftan gidelim. Evet arkadaşlar, şimdi yolda gitmeye devam ediyoruz. İlgini çeken bir şey oldu. Baksanıza ne kadar çok beyaz kelebek uçuşuyor. Görüyor musun bilmiyorum. Sanki gökten kar yağar gibi kelebekler uçuşuyor. Acayip fazla. Güzel koktu dışarısı var ya. Evet, salonlarda bir yağmura denk geldik arkadaşlar. Of, çok güzel ya. Büyük bir geri tarihini yağıyor. Sağlık olarak. Evet, her gün illa yağış düşüyor. Hazirana kadar böyle her gün yağışta.
This is public, huh? This is public. Not special. Devlet no, okul not okul. Private. Okay, özel okul değil. Jumbo, jumbo. Jumbo. Evet, Zanzibar'daki otelimize geldik arkadaşlar. Bahçesi böyle. Her yer tropikal bitkilerle kaplı. Kaktüsler, şurada az ileride peygamber kılıçları var. Bir aralar hep annelerimiz evlerde besliyordu saksılarda. Onlardan çok var doğal yetişme alanı. Bakın aloe veralar var burada. Size o peygamber kılıçlarının olduğu yere de götüreyim. Böyle. Her yer özenle süslenmiş. Evet bakın burada. Peygamber kılıcı. Evet. Böyle güzel mi güzel de bir havuzumuz var. Arkadaşlar. Şimdi kıyıya doğru gidiyoruz. Burada günün hangi saati gel olacak, hangi saati git olacak onlar bile yazıyor otelde. Çünkü burada gel git önemli bir olay. Gel olduğunda sular yükseliyor. Git olduğunda da düşüyor. Ve düştüğünde de en az 500 metre sular çekiliyor yani. Bu da bayağı bir şey. Evet şu an mesela sabah fulldü. Tamamen doluydu yani deniz. Şimdi yavaş yavaş çekilmeye başlıyor. Kuşlar da çekildikten sonra kalan kabuklularla besleniyor. Böyle bakabilirsiniz. Bir yandan sahili temizliyorlar. Zaten bak temizledikleri yer aslında suyun geldiği yeri gösteriyor. Buradan şu iskelenin de sonundan bir 200-300 metre daha çekilecek arkadaşlar. Haliyle şu tekneler de karaya oturacak. Onu söyleyebilirim. Evet burası da aynı şekilde. Ama hala kabuklar içinde yaşamaya devam ediyor. Yengeç falan görebilirsiniz. Hatta çukurlarda küçük balıklar falan da oluyor. Evet burası böyle. Sahilde koşu yapan bir kadın. Bugün hava bayağı yağışlı. Şu ileride bayağı yüksek dalgalar var arkadaşlar. Orada setler varsa resifler onlara çarpıyor olabilir. Yani sular bayağı bir çekildikten sonra bir su altını görmek için bir girmeyi düşünüyorum açıkçası. Evet sahilde ilginç bir delik gördüm. Etrafı da kumları dağıtmış. Muhtemelen bir deniz kabuklusu girmiş. Evet kumsalda bir kuş türü arkadaşlar. Balıkçıl sivri gagalı kendine yiyecek bir şeyler arıyor. Geceleyin de sabahleyin de yağmur yağdı arkadaşlar. Hindistan cevizinin içine birikmiş. Buranın kumu böyle var ya. O kadar güzel ki anlatamam ya. Böyle var ya pamuk. Süper bir şey yani. Muhtemelen mercanlardan oluşmuş da olabilir. Kumda olmayabilir. Bu gel git ay hareketlerinden kaynaklanıyor arkadaşlar. Ayın bir çekim kuvveti olduğu için dünyaya bakan yüzünde oradaki bulunan suları kaldırıyor. Kaldırınca diğer taraf çekiliyor. Bu şekilde ay sürekli döndükçe devam ediyor. Gel git olayı. Evet arkadaşlar şu an gitin en etkili olduğu yer deniz. Şu anda ben denizin olduğu seviye içerisinde yürüyorum şöyle bakarsanız. Ama deniz şu an çok rahat 500 metre falan çekildi yani. Akşamleyin 6 gibi sular tekrar buraya gelecek ve şu kıyıya kadar ulaşacak. Kıyıyı da şöyle göstereyim. Böyle. Orada bayağı bir insan var tam denizin çekildiği noktaya kadar gitmişler. Biz de şu anda bir bota bineceğiz arkadaşlar. Botla açılacağız, bir şnorkel keyfi yapacağız. Teknede yemek yiyecek. Ondan sonra dönüş yapacağız. Evet şu an arkadaşlar suların çekildiği yerde yürüyoruz. Ya kum var ya sana adeta kum değil pamuk. O kadar yumuşak ki dibine kadar giriyor böyle. İnsanın içini serinletiyor öyle söyleyeyim. Bakın tekneler hep karaya oturdu burada. Daha ileri 300 metre kadar daha sular çekik. Kaptanı takip ediyoruz. Bizim kaptan. Şöyle. Oo, şuna bakın ya.
Aa, bu nasıl bir şey böyle? Çamur. Ne? Ay. Onlar gidiyor. Evet, normalde burada 2 metre su var arkadaşlar. Evet, böyle korklar var arkadaşlar. Etrafta bakın, göstereyim çevreyi de. Böyle. Şurada böyle dikili çubuklar falan var. Belki de balık tuzağı olabilir. Sular çekildiğinde balıklar oraya takılıp kalıyor olabilir. Bu şekilde avcılık yapan yerler var. Şey, şimdi şunlara çok dikkat edin. Deniz kestaneleri var burada. Sakın ayağınıza batmasın. Bak şu siyah yuvarlak yuvarlak var ya. Evet, şimdi yerel Afrika kabilesi botuna bindik arkadaşlar. İlerliyoruz daha derin sulara. Sonra buradaki yelkeni açacaklar ve açılmaya başlayacağız. Şnorkel yapacağımız alana doğru. Aynı Türkiye'deki bir deniz kestaneleri de var ara sıra. Ve çok güzel kabuklu deniz canlıları. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Abdullah, ha? Abdullah. Abdullah, yeah. Ha, evet. Ha, ben bunu diyorum sana. Nerelere gideceğiz? Enez'de ya. Enez'den öteye gitmiyoruz yani. Tabii tabii, yine güzel ya. Buranın suyu kadar değil ama ya, şuraya baksanıza ya. Nasıl böyle mükemmel olabilir? Şimdi suyun altını da göstereceğim arkadaşlar ben size. Biraz sonra dalış yaparak. Savannah, I'm coming home. Savannah, will ever be in love. Savannah, the beauty of the world. Savannah.
time. We must never stop the way. Let's jump in and I give my name. Grasping into my life. Life is happy but it's so sad. We must merely make a start. Zanzibar'ın açıklarındayız. Şu rengin güzelliğini size bir kere daha göstereyim dedim. İnanılmaz ya. Şuradan bir tane yengeç çıktı. Küçücük ama ya. Hadi git. Hadi git suya. Güle güle. Arkadaşlar şimdi Zanzibar'da açıldık. En heyecanlı, benim için en güzel manzaralardan bir tanesi, en yapmak istediğim özellikle Zanzibar'da buydu. Kum bankasının üzerinde beklemek. Kumul yani aslında. Gelgit olunca, sular çekilince burası böyle gün yüzüne çıkıyor. Tamamen boşalıyor, hiç su olmuyor. Tekrar gelgit bittiğinde ise tamamen böyle 2-3 metre sularla kaplanıyor. Dolayısıyla biz de şuradaki renk cümbüşünün tadını çıkarmaya geldik. Arkada yeşilin ve mavinin 1001 tonunu görebilirsiniz. Çok güzel ya. İnsanın hakikaten gözü gönlü açılıyor. Size de göstermek istedim. Savannah, I'm coming on Savannah, we'll never be alone. Savannah,
tanesi limonlu. Böyle lollipop şekeri gibi tatlımsı ekşimsi bir şey. Oldukça güzel. Evet, şimdi Zanzibar şehir merkezine geldik arkadaşlar. Bakın eski saray görünüyor Zanzibar krallığının. Ancak bakımsızlıktan yıkılmak üzere, oraya birçok destekler 5-10 koymuşlar. Arkadaşlar Darüsselam'ın merkezine geldik, geziyoruz. Burası hem Müslümanların hem Hristiyanların yaşadığı bir yer. Burası da Yusuf Kilisesi. Böyle. Evet, kilisenin içi böyle. Burada dua eden birisi var. Ameno. Interimo atapare dorime. Ameno. Ameno. Latire. Evet, burada da bir rahibe var arkadaşlar. Böyle. Burada musalla taşına benzer bir şey var. Burada da papazın tahtı herhalde. Şöyle Hristiyanlığa ait semboller, ikonlar. Böyle bir yer. Tabi Avrupa kiliseleri gibi çok şey değil. Böyle rokoko tarzı falan bir minareye sahip değil. He? Evet arkadaşlar, içeri girdik, bizi kovdular. Dedi Hristiyan değilseniz çıkın dediler. Ondan sonra ben de dedim böyle misyonerlik mi olur ya dedim, çay çorba falan. Yani o yüzden böyle bir durum var ortada. Arkadaşlar şimdi bir camiye geldik. İnşallah buradan da kovulmayız herhalde yani. Evet, bu da caminin bahçesi arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Böyle de minaresi var. Arap tarzı bir mimariyle yapılmış. Hemen bir de içini gösterelim. Evet, caminin içi de böyle arkadaşlar. Bizim şoförümüz. Evet, burada bakın başlarında damacana taşıyan kadınlar görünüyor. Allah'ım yarabbim. Nasıl taşıyorlar ya? Evet, Tanzanya'da trafikteyiz arkadaşlar. Darüsselam'da. Şu an ortalık çok yoğun. Her yerde satıcılar. Farklı iki meyve gördüm. Bakalım onları pazarda da görürsem alıp deneyeceğim. Ne kadar her yer bol. Hah, sirsak da var. Aa, farklı meyve daha gördüm. Ne var, salak mı? Farklı bir meyve daha böyle. Oh arkadaşlar. Şu an Kariyaku'ya geldik. Yerel pazar burası. Yani trafik adeta saplanmış. Her yer insan kaynıyor. Herkesin elinde bir şey. Bakın şuradaki Arap peçesi satıyor. Tuk tuklar bir anda. Aman Allah'ım. Islak mendil satıyor, giyimler, kuşamlar böyle işte. Şimdi oldukça kalabalık bir yer. Buna bak, küçük şuna bak. Pazartesi günü Darüsselam'da. Evet, şu an en kalabalık pazarın olduğu yerde indim arkadaşlar. Bakın burada adam mikrofonu eline almış, bir şey satıyorlar açık arttırma gibi. Böyle. Ben de şimdi geziyorum farklı yerlere. Kamerayı oraya tutunca herkes bir an bana dikkat kesildi. Arkadaşlar.
Evet, güvenlik konusunda biraz uyardılar arkadaşlar ama yapacak bir şey yok, gezeceğim yani. Evet, şimdi burak Mısır'da. Evet, aslında arkadaşlar çok çekim yapmak istiyorum ama hemen engel oluyorlar, el sallıyorlar. Ben de çok rahatsız etmek istemiyorum haliyle. Şu an pazarın en yoğun olduğu yerdeyim. Güvenlik biraz az burada. O yüzden dikkatli olmaya çalışıyorum. Yanındaki değerli şeyleri arabada bıraktım, beni bekliyorlar. Hanımlar inmek istemediler pek güvensiz olduğundan dolayı. Burada çünkü her türlü insan oluyor. Evet. Evet arkadaşlar, dışarıda pek izin vermiyorlar. Ben de arabadan çekeyim yani. Pek hoş karşılamıyorlar, öyle söyleyeyim. Herhalde zamanında beyazların bu topraklarda yaptığı büyük sömürgecilikten kaynaklı olabilir. Ya da Avrupa'da zaten siyahilere karşı çok ırkçı davranıyorlar. Dalga geçiyorlar, eziyorlar, aşağılıyorlar. Ondan dolayı bizi tekrar aşağılamak için video çektiğimizi düşünüp ondan dolayı izin vermiyor olabilirler. Arada bazı Hindular da var, Arap giyimliler de var, modern giyimliler de var. Yani her türlü kültürden insan görmek mevcut burada. Çünkü hem Müslüman hem Hristiyanların karışık olarak yaşadığı bir ülke. Hem de bir kısmı Batı'ya özeniyor, bir kısmı normal geleneksel yaşıyor. O yüzden her türlü insan var.